Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne nota verdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında çalışma izninin alınması adına Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne nota verdi. Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanla, haydutla asla eyvallah etmeyiz. Korkulun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli Euro-Asya Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021'de bir mutabakat muhtırası imzaladı. Euro-Asya Enterkonnektörü Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında denizaltı kablo hattıyla birbirlerine bağlanacak olan AB destekli elektrik projesidir. Türkiye'nin kıta sahanlığından geçen bu kablo, Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal niteliği taşıyor. Çünkü bir ülkenin kıta sahanlığı demek, denizin en dibinden uzaya kadar o ülkeye ait demektir. Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı. Çektin deden, estin baban. Çektin deden, estin baban. Hep kahraman Türk milleti orduları. Bahse konu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiği öğrenildi. İzninin alınmaması nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB-Türkiye delegasyonuna nota verdi. Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak ultimaton niteliğindeki yazılardır. Milleti, kaynaklardan alınan bilgilere göre uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa, kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekiyor. Haklılıkta, adalette, hukukta direnmek, haklılığınızdan asla ödün vermemek, iç cephede gedik açmalarının önüne geçmek, açık hukuksuzluğa, tartışmasız haksızlığa, adaletsizliğe karşı mütekabiliyet esaslı gerçek diplomasiyi benimsemek ve böylece sizin geri adım atmanızın, caydırılmanızın değil, haksızlığı, adaletsizliği yapanın geri adım atmasını, caymasını beklemek ve mücadeleden geri durmamak. Esas olan budur. Sömürgeci refleksin anlayacağı dil ve tutum budur. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız,
ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım. Türk milleti, Türk milleti. Diğer yandan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan iç siyasetinde ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu. Yunan Filofonu Derneği Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan çağrıda yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern fırkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye'den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB'imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle Averof 2 Yunan Filofonu Derneği'ni kurduk. Bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz. İfadelerine yer verildi. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis hükümeti 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar avroya yükseltti. Yunanistan parlamentosunda yapılan oylama oturumunda savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi 5.49 milyar avroya yükseltilirken savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı. Yunanistan ekonomik ve askeri olarak Türkiye'nin yanından dahi geçemez. Yunanistan gölgesine sığındığı sömürgeci emperyal güçlerin gölgesini kendi gölgesi sanmaktadır. Sömürgeci zihniye sahada yaptığı sıkıştırmaları ve yıldırma çabalarını elbette masada da deneyecektir. Ama esas olan Türkiye'nin kararlılığıdır. Türkiye'nin kararlılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinden yansıyanlardır. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de mavi vatanı aynı kararlılıkla koruyacağız. İşte kararlılığımızın kaynağı budur. Masadaki gücümüz de budur. Müzakeredeki ölçümüz de budur. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.